Sevgili gençler merhaba, ben rehber psikolojik danışman Semih Hoca. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. Herkese merhaba. Başarımı daha fazla arttırmak istiyorsam neler yapabilirim? Bunu cevaplarsanız çok sevinirim. Merhaba sevgili Hacer Dilara. Öncelikle kendine bir hedef koyman lazım. Neden? Çünkü hedefsiz bir gemiye hiçbir rüzgar yardımcı olamaz. Bir hedefimiz olacak ki o hedefe giden yolda küçük adımlarla nereye varacağımızı bilelim. Hiçbir hedefimiz olmadığında bu bizim motivasyonumuzun da düşmesine neden olur. Ama bir hedefin varsa eğer bu hedef emin ol seni istediğin yolda, istediğin yere götürecektir. Hedef seni motive edecektir ama motivasyon tek başına işe yaramayacaktır. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Plan yapmamız gerekiyor. Doğru bir çalışma planımızın, doğru çalışma alışkanlıklarımızın olması gerekiyor. Ve bunlar içerisinde bol bol tekrar etmek ve alışkanlıklarımızı gözden geçirmek gerekiyor. Birincisi ne yapacağız? Mutlaka derse giderken hazırlıklı gideceğiz. İkincisi ne yapacağız? Derste mutlaka not alacağız. Üçüncüsü ne yapacağız? Eve gittiğimizde aldığımız notları tekrar edeceğiz. Tekrar etmek günlük olarak yetiyor mu? Hayır. Bunu haftalık, aylık ve genel tekrar olarak, yani ilk okula başladığımız günden itibaren neler gördük, neler yaptık, bunlara bakarak, başa dönerek yapmamız gerekiyor. Eğer bu yolu takip edersen, kendine doğru başarabileceğin bir hedef koyarsan, emin ol istediğin noktaya da varacaksın ve akademik başarın artacaktır. Merhabalar, ben Alperen, 8. sınıfa gidiyorum. LGS için günde kaç soru çözmem gerekiyor? Bunu öğrenirsem çok sevinirim. Teşekkürler Tonguç Akademi. Sevgili Alperen merhaba. Kaç soru çözdüğümüzden ziyade aslında kaç tane yanlış yaptığımızla ilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü kaç soru çözdüğümüzün tek başına bir önemi yok. Örneğin 1000 tane soru çözdük. Bunun 500 tanesi yanlışsa yaptığımız için de kendi içerisinde bir hükmü, değeri olmamış oluyor. Onun yerine şöyle yapsak. 10 yanlış yaptığımız zaman o testi bir kenara bıraksak ve yanlış yaptığımız soruların üzerine eğilirsek daha yararlı olur. Merhaba Tonguç, benim adım Nisa, soyadım Aktaş, Bafra'da oturuyorum, Samsun'un Bafra ilçesinde oturuyorum. 6. sınıfa gidiyorum, Bafra Mustafa Kemal Ortaokulu'nda okuyorum. Sana 2 sorum olacak. İlk sorum, ders yaparken ya da ders çalışırken motivasyonumu kaybetmeye neler yapmalıyım? İkinci sorumda, okulumuzda yapılan deneme sınavlarında Türkiye'de ilk kaça girersem başarılı bir sonuç elde etmiş olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Bu arada test kitaplarını severek çözüp videolarınızı da severek izliyorum. Görüşmek üzere. Sevgili Nisa merhaba. Ders çalışırken motivasyonunun düştüğünden bahsetmişsin. Muhtemelen bunun sebebi o anda o dersi anlayamaman olabilir. Bu seni hiç korkutmasın, hiç üzmesin. Çünkü bazen kendi başına çalışırken bir şeyleri anlamakta zorlanabilirsin. Öğretmenler biz bunun için varız. Yapman gereken şey bir öğretmenini bulup bunu sormak. Göreceksin hem zamanını boşa harcamamış olacaksın hem de bu korkularından bir nebze de olsa uzaklaşmış olacaksın. Onun için anlamadığın bir şey olduğunda panik yapma, başka bir derse geç ve sonrasında o konuyla ilgili eksikliklerin neyse öğretmenlerine sor. İkinci soruna gelecek olursak. Akademik başarı tamamen kişinin kendisiyle koyduğu hedeflerle ilgilidir. Aslında sen kendi içinde bakmalısın buna. Yani sınava başladın, ilk haftada belki de 100 sorudan 10 tanesini çözebildin. İkinci hafta 15 yaptın. Belki 3 ay sonra bunu 20 yaptın. Kendi içinde yükselen bir grafiğin varsa bu senin başarılı olduğunu gösterir. Başarı birilerinin size dayattığı bir şey olmamalı arkadaşlar. Yani ben burada size ilk 10'a girdiğinizde başarılı olursunuz dediğimde bu sizi başarılı yapmaz. Siz hedeflediğiniz şeye ne kadar yakınsınız? Ona odaklanın. Ve başarılı olmak unutmayın. Akademik başarı sadece sizin hayattaki küçük bir nüanstır. Yani o hayatın akışı içerisinde giden bir şeydir. Ama bu sizin kişiliğinizin bir parçası değil. Dolayısıyla arkadaşlar başarı tamamen kişisel bir şeydir. Hedeflediğiniz şeyin ne olduğu ile ilgilidir. Ve bu kişiliğinizin bir parçası değildir. Sevgili gençler, sorularınızı bana sormaya devam edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey isminizi, soy isminizi ve şehrinizi belirterek bu mail adresine bir mail göndermek.